Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere bir bay e, bahis vereceğim. Bir maç vereceğim arkadaşlar. Diğer maçta yorum şekilde vereceğim. E, değerlendirirsiniz. E, o maçı da kombinize alın kardeşlerim. E, Ekim maçı da kombin şekilde oynayabilirsiniz. Oran 1.70'e tekabül e, ediyor. 1.70 civarı. Ama yurt dışında tabii ki bu oranlar daha yüksek. E, yurt dışından e, oynamayın kardeşlerim. Yasak listelerde oynamayın. Devletimizin güzel kanalları var. E, nesine tuttur e, oralardan oynayın. Ben nesine tutturan oynuyorum. E, kazanmaya kazandırmaya çalışıyoruz kardeşlerim. Kazanıyoruz zaten. E, dün itibariyle sizlere bir maç vermişti kardeşlerim. E, Rijeka e, İstra maçı. Bu maça gönül hatıyla 2.5 koyusu oynadık. Oran 1.55'ti. E, yurt dışında tabii ki bu oran 1.70'lerde 1.80'lerde. E, ben de güzelce e, oynadım. Yanında iki maç ekleyip rahat bir şekilde kombinimizi geldi arkadaşlar. Alan karışım varsa güle güle harcasınlar. 8'e 8 yaptık. yola devam. Kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün de inşallah bu maçı tek maçı kazandırır diye tahmin ediyorum. Saat 9.30'da maçımız Hamburg Hoskill maçı Almanya bu nesil ekiden. ev sahibine 1.45 0 3 52 senede 4 oran açmış. 2.5 gol üstünde 1.35'te 2 oran açmış. Karşı gol oranı 1.40 yokuna da 2 oran açmış arkadaşlar. Hamburg için sırada 49 puanlı. Bu yeni taktığı, e, Ama maçı yeni taktirde 2. sıra çıkacaklar. Ama Hotskill bu maçı yendi taktirde arkadaşlar e, 41 puanla gerçekten 7. E, sıra çıkacaktır. 4-5 sıra birden. Ben olsam ben de bu maçta var mı yorum ortaya koyarım diye e, kendi kendime düşünüyorum arkadaşlar. E, Hamburg e, 14 maçta 10 galibiyeti, 2 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. 30 11 golüymüş. E, Hamburg da kendimi de çok fonda. Bu maçı yenmeyi e, vermeyebilir. Vermeyecekleri de ben, benim zannım. E Hossky ise arkadaşlar e, 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraber 6 var. 26 atıp 25 imiş. Son maçında e, Hamburg e, 3-2 kazanmış kendi evinde. E, ise son 2 maçını kaybetmiş. Deplasmanda içeride ama gol atma becerisi var kardeşlerim. Son maçında da berabere kalmış bu takımda. da kendi evinde. Hossky, e, Kasım 2009'da geçen sene 2 e, sene önce Hoskil kendi evinde yenmiş 3-1. Görüyorsun kardeşlerim. Maçları gollü geçmiş kardeşlerim. E, Hamburg'un e, evinde de arkadaşlar. E, yenilmiş Hamburg 3-0. Gollü geçmiş 3-0. E, ben bu maçlarda arkadaşlar Hoski'nin gol atacağını ben e, inanıyorum. Ev sahibi Hamburg'a. E, KG var alabilirsiniz kardeşlerim ama ben KG var almayacağım. E, burada e, ev sahibi gol yemez var ya arkadaşlar. Evet 2-35 hayır. Bu maça hayır diyorsunuz arkadaşlar. 1-30. basman bir gol attı mı? Bizim iddiamız gönül adıyla e, geldi sayılır kardeşlerim. İnşallah bu maç gelecektir diye umut ediyorum. Oskil bence bir gol bulacaktır. Hamburg'a karşı kardeşlerim. Benim yorum bu şekilde. Nacizane sizler yorumunuzu katarak e, iddianızı oluşturun kardeşlerim. diğer maçım saat 7'de Çek Cumhuriyeti ikincilik. Jilava Kragorava e, ağırlıyor. E, ev sahibi 2.15.0.282 senede 2.55 oran çıkmış 2.5 gol üstünde 1.70'lik bir oran açılmış. Karşı gol oranına 1.55 yokuna da 1.80 oran açılmış kardeşlerim. E, Deplasman ekibi 5. sırada 36 puanda ev sahibi. E, 6. sırada 36 puanda. ikisi de 36 puanda. E, ev sahibi 10 maçta 9 galibiyeti var. Biri ben 27 atıp 12 gol yemiş. Deplasman ekibi ise arkadaşlar 14, e, 10 maçta 4 galibi 4, 4 beraberliği 2 mağlubiyeti var. 15 atıp 13 gol yemiş. Son maçında beraber kalmış. E, Deplasman ekibi de son 2 maçında beraber kalmış kardeşlerim. E, son maçı golü geçmiş Ağustos 2009'da. Eee Deplasma ekibi gelmiş. 4-2 Kravol evi. Jiklava kendi evinde kazanma bir e, arzusu yok. Bir maç kazanmış. O da 3 sene önce arkadaşlar. 3 sene e, bak, bakmayacağım. Bu şimdiki maça bakacağım. E, yenme becerisi e, 10 maçı 9 galibiyet almış kendi evinde ama Deplasma ekibinin e, Deplasman da e, oranı düşüyor arkadaşlar. Ben bu maçta arkadaşlar e, ilk kere 2 gol olacağını zannetmiyorum. E, Jiglaba'nın e, evinde olan maçlarda genellikle e, ilk yarı belki hiç gol almıyor ya da bir gol oluyor. Ama e, 2018 olmuş 2 e, sene. 2 seneye bakarsanız. E, geçen seneye bakarsak geçen sene de, e, iki 2 gol olmuş. Ama ben 2 e, gol e, ilk yarı olacağını zannetmiyorum kardeşlerim. Belki alırsa hep basman alabilir. Gimbe e, geliyor maçta ilk yarı. İlk yarı belki bir gol alabilir. Eee benim tercihim arkadaşlar ilk kere 1.5 alt. E, oran gayet güzel. 1.30. Bu maçta böyle değerlendirebilirsiniz. Oran 1.30. Yorum bir şekilde. 1.69 oran yaptı dediğim üzere arkadaşlar. Güzel gayet güzel. E, ikisini kombi şekilde de oynayabilirsiniz. İster de yanına başka maç ekleyin. Benim e, Hamburg maçının Tek maçım. Yanına başka maç ekleyip de oynayabilirsiniz kardeşlerim. Ciglava'yı e, almadan da. tercih sizin kardeşlerim. Maçlarım bu şekilde. E, 8 Haziran. Pazar itibariyle Takipte kalın kardeşlerim. Ee, birkaç güne inşallah taktik videoları çekeceğim. Taktik videoları e, gelecek. Güzel kazançlar sağlarsınız. arkadaşlar. 2.5 gol üstü. maç sonu sıfırlarla alakalı. Güzel bir program e, buldum kardeşlerim. Orada Bu gerçekten üzerinde çalışıyorum. E, bayağı sonuçlar aldım. bayağı kazançlar sağladım. Sizler de kazanç sağlayabilirsiniz. E, en in ince ayrıntısına kadar anlatacağım. E, dinlersiniz. Herkes bir şeyler kapar kazanırsınız kardeşlerim, kazanç sağlarsınız. Birkaç programı tanıtacağım arkadaşlar. O da bayağı bir zaman alır. Onun için e, takipte kalın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla da kanalıma önerin. Daha çok e, kişilere kazandırırız. Daha çok kişiler kazanır kardeşlerim. E, kanalıma e, abone olmayan kardeşlerim varsa, abone olurlarsa çok sevinirim kardeşlerim. E, aile ortamına e, bizlere katılırlar. E, video videoya emeği saygı açısından like atmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Fazla merhabalar basmayın kardeşlerim. Dikkat edin. E, hafta içi maçlara fazla yüklenmeyin. E, hafta içi maçlarını genellikle patlatıyorlar. Tabii ki e, hafta sonları da maçları patlıyor ama belli maçları belli maçlara çok yüklenme olduğu takdirde patlıyorlar. Mesela bu e, Hamburg maçında bugün de 40 bin kişi yaklaşık oynamış. Maç sonucu bir belki patlatabilirler. E, Deplasma ekibi yenebilir. Dikkat edin onun için. Dediğim üzere 0 ile 2'sinin arasında 2'nin e, e, oranları çok yakın. Onun için çok dikkatli olun. Dikkatli oynayın derim arkadaşlar. Yurt dışında bu oran gerçekten düşüyor. Ben takip ediyorum. Hosskill'in oranı. Hosskill yenerse ben şaşırmam gayet. E, olabilirdi ama bence Hamburg kendi evinde, kendi evinde 10 başta 9 galibiyet almış. Formda bir ekip. Zor da olsa 2-1-3-1 gibi bir galip gelecektir. Ama benim tercihim Oskil bir gol attı mı bitti arkadaşlar. E, maçımız bu şekilde kardeşlerim. Kendinize iyi bakın tekrardan. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kardeşlerim.